Partimiz 31 Mart seçimleri öncesi tüm hazırlıkları tamamlandı ve 4 Aralık'ta son kararın verildiği tarih itibariyle de hür ve müstakil olarak Genel Başkanımız Cesur Hareketi'nin lideri Sayın Meral Akşener'in birimiyle özü başımıza 31 Mart'ta Bursa'daki Büyükşehir 17 ilçe, 18 belediye başkanlığını da kazanmak üzere sahada çalışmalarımıza başladık ve bu akşam da burada Yıldırım ilçemizde bu oluşan tabloyla az önce ilçe başkanımızın da değindiği gibi aslında rakamlar yalan söylemez. Kayıtlara baktığımızda kaç kişi gittiklerini çok net biz biliyoruz. 17-18 tane toplam istifamız vardı ama Lans sevgili sayıyla 200'ün üzerinde istifa ediyordu. Ama bu akşam burada gerçek anlamda 50 tane yeni üyenin katılımıyla bir organizasyonla İyi Parti'nin gümbür gümbür İyi Yıldırım'da geldiğinin çok somut göstergesini istişare kültüründe her zaman başarı vardır. Şeffaf olunduğu zaman, demokratik olunduğu zaman biz bu demokrasiyi önce kendi içimizde özümsedik ve bunu kamuoyuna deklare ettik. Ve bu demokrasinin nasıl bir sonuç aldığını da şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili arasında İyi Parti'nin ve Bursa'nın gururu olan iki vekilimizle çok net yaşıyoruz. 31 Mart'taki adaylarımız da Bursa'da harikalar yaratacaklar ve Bursa'da 20 yıldır özellikle rant belediyeciliği Bursa'yı yöneten, mahrum bıraktığı tüm hizmetlerden Bursa'yı kucaklaştırarak, Bursa'nın bütün sorunlarına çözüm üreterek, Bursa ile ilgili bugüne kadar ortaya konmayan projeleri ortaya koyarak yine Bursa'nın 18 belediye başkanıyla yüz akbaba olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli gönüldaşlarım, dört bir taraftan İyi Parti şu anda saldırıya uğruyor malum. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere partimizin üzerine gelebildikleri kadar iktidarıyla, muhalefetiyle geliyorlar. İktidarın üzerimize gelmesine alışıktık da kim ne yaparsa yapsın, kim nasıl düşünürse düşünsün. Bunların 20 yıldır Türkiye'de sergilemiş oldukları bu tahterevalli siyasetine biz çomak sokacağız. Üçüncü bin yıldayız. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktık. 100. yıla yakışır bir yılı geride bırakmadık aslında. Nasıl bir Türkiye'yi geride bıraktık ve halen daha nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Bugün Türkiye'de, 3. bin yılın Türkiye'sinde bir yıl oldu Sinan Ateş Ankara'nın göbeğinde şehit edildi. Bu ülkenin 38 yaşındaki bir akademisyeni, bir üniversitenin doçent doktoru Ankara'nın göbeğinde adeta katledildi. Bir yıl oldu. Hala davası açılmadı. Adalet yok, hukuk yok. Böyle bir Türkiye, 100. yıla yakışan bir Türkiye midir? 100. yılında Cumhuriyet'in bugün ekonomimiz yerle birdir. Türkiye'nin bugün izlemiş olduğu dış politika Türkiye'ye yakışmıyor. Bu seçimlerde ne kadar iddia sahip olduğumuzu, Bursa'da belediyelerin tamamına talip olduğumuzu gelin Bursa kamuoyuna hep beraber cuma akşamı gösterelim. Ben ilk öğretmen olarak Batman'a atandım. Sason'da görev yaptım. Bunu ilk atandığımda da Bursa Yıldırım'a geldim. Musa Baba'da Said Süheyla Bildirener İlkokulu'nda başladım göreve. Sonra Millet Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlköğretim Okulu'ydu o zaman. Orada da görev yaptım. Aslında ben de bir Yıldırımlıyım ve burada olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Ayaklarınıza sağlık. Galiba birkaç saat önce Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin açık, net kararını ve talimatını ne dedi? Tanımıyorum dedi ve iade etti. Bunu yalnızca Can Atalay üzerinden değerlendirenler hata eder. Kaldı ki apaçık bir hukuksuzluk, apaçık bir yargı darbesi, apaçık bir anayasaya müdahale, apaçık bir sistem değişikliği başlangıcıdır. Bunun adı darbedir. Yazıklar olsun memleketi, adaleti, sistemi, anayasayı bu hale düşürenlere. İşte 20 küsür yıllık tek adam iktidarının ve kafasının arkasındaki ajandanın memleketi getirdiği durum budur. Bu memlekette herkes biliyor 2023 ile alakalı hem yerelde ve hem de genelde ülkede vaat edilenleri
ve karşılaştığımız fotoğrafı da biliyoruz. 25 bin dolar olacaktı kişi başına milli gelir. Memlekette en büyük paramızla yarım kilo et alamaz hale geldi memleket. Ülkede işsizlik %5'in altına düşecekti. Genç işsizlikte dünya lideri yaptılar. Sizin, bizim evlatlarımızı. Memleketten kaçar hale getirdiler. Şimdi bu adamlar milletin karşısına yerel seçimde çıkacak, boy gösterecek. Bir de böyle hadiseye 50 metre önde başlamış gibi aday olacaklar, öyle mi? Ne söyleyecekler millete? Nasıl izah edecekler? Türk parasını tarihinin en düşük seviyesine düşüren bunlar bu millete ne vaat edecekler? Faizi tarihin en yüksek haline getirenler, enflasyona, hayat pahalılığına hepimizi mahkum edenler çıkacak, aday olacaklar. Onlar milletin karşısında gezebilecek. Biz mi gezemeyeceğiz kardeşim? Memleketi muhtaç hale getirenler, insanları sosyal yardımlara muhtaç hale getirenler, adaleti hukuku çöpe atanlar, yolsuzlukta memleketin zirvesine çıkanlar, milletin karşısına çıkabilecek iyi kadrolar mı çıkamayacak? Özellikle bu kendi, özgür, bağımsız, kendi kimliğimizle, kendi görüşlerimizle bu seçime gireceğiz dediğimiz günden beri bunu bir operasyon şeklinde yapıyorlar. Acılarını, sancılarını anlıyoruz. Endişelenmekte de haklılar. Bu iki kutuplu çarkı bozacağız Allah'ın izniyle. O nedenle bundan yana endişe etmeyin. Bu sosyal medya hadisesi yazarlar, çizerler. Ben Bursa, Allah nasip eder, genel başkanımızın katıldığı toplantıda ilçe belediye başkan adaylarımızla büyük çoğunluğunu açıklayacağız. Ve bizim de elimiz kaldırıldıktan sonra, gerçi biz şimdiden başladık da, hep birlikte ve yine alanlara çıkacağız. Medya onlarınsa meydanlar bizim deyip çalışacağız. Projeler neymiş, nasıl hazırlanırmış, bunu da ayrıca bir programda göstereceğiz. İl başkanlığımızda bir ARGE grubumuz var. Ve yaklaşık bir buçuk yıldan beri çalışıyorlar. Ve bir kitapçık haline de geldi. Bizim bir Bursa hayalimiz var. Bizim daha yaşanabilir, daha yeşil, daha akıllı şehirler oluşturacak planlarımız, projelerimiz hazır. Kaynak da hazır. Popülizm olsun diye söylemiyorum. Çalmasanız yetecek. Türkiye'nin bütün sorunu, meselesi yolsuzluk, hırsızlık. Bak, iki gündür sosyal medyada yazılıyor. Gazeteler başladı. Biz de inşallah önümüzdeki hafta açıklayacağız. Buski'de gene çok ağır bir yolsuzluk var. Kimine göre 200-300 milyon, kimine göre 500-600 milyon. Kaç yıldır devam eden şirketler, şebekeler var. Her yerden çalıyorlar. Her yerden çalıyorlar. Beytül mala, yetimin hakkına sahip çıkmayacaksak, bunlar için mücadele etmeyeceksek, haklının hakkını, yetimin rızkını sahibine teslim etmeyecek, Allah bize etmeyeceksek, Allah bize böyle görevleri nasip etmez. Thank you.